Esasen Türkiye'de değişimin önündeki en büyük engel, açık açık ifade ediyorum, 27 Mayıs'ın o karanlık gölgesidir. 27 Mayıs'ın bugün bile çeşitli kesimlerce yaşatılan zihniyetidir. Elime o dönemlerin şöyle gazete arşivlerinden gelen bazı örneklerini gördüğümde atılan başlıkların bile aynı olduğunu görüyorum. Bu çok garip bir tesadüftür. Başta anayasada ve siyasette olmak üzere bu zihniyet değişmediği müddetçe Türkiye'de değişim zor olmaya, meşakkatli olmaya devam edecektir. Ancak saati durdurulsa da, zembereği parçalansa da Türkiye'de millet zamanın ruhunu kavramayı her zaman başarmış, millet devletin, bürokrasinin, hatta siyasetin önünde ilerlemiştir. Milletimiz her yeniliğe aşık olmuş, yeniliklere çok hızlı ayak uydurmuş, hatta devleti ve siyaseti dönüştüren de bizzat milletin kendisi olmuştur. Şimdi şu andan itibaren, bu paketin açıklandığı andan itibaren aynı zihniyetin 27 Mayıs refleksleriyle malum korkuları canlandırmaya çalışacağına hiç ama hiç koşku yoktur. Hiç endişeniz olmasın. Sarf edilecek cümleleri tahmin etmek bile hiç güç değildir. 11 yıl boyunca attığımız her adımda, yaptığımız her reformda söylenenler şu andan itibaren yine ezberden dile getirilecek. 11 yıl boyunca her reformla birlikte Türkiye bölünüyor, parçalanıyor, dağılıyor iddiasını dile getirdiler. Göreceksiniz, bunları bugün de aynı şekilde söyleyeceklerdir. 11 yıl boyunca her reformdan sonra milleti korkuttular. Göreceksiniz, bugünden itibaren de korkutmaya çalışacaklar. 11 yıl boyunca değişimden her zaman ürktüler, çekindiler, değişimin hep karşısında durdular. Göreceksiniz, bugünden itibaren de yine değişimin karşısında duvar olmayı sürdürecekler. Ama biz 11 yıl boyunca 27 Mayıs zihniyetinin, statükonun, çözümsüzlükten beslenme siyasetinin milletin taleplerinin önüne geçmesine izin vermedik. Bugün de vermeyeceğiz. Muhalefet artık dilini, üslubunu, en önemlisi de siyaset yapma tarzını değiştirmek, millete ayak uydurmak, büyüyen Türk vizyonuna, Türkiye vizyonuna buna göre hareket etmek zorundadır. Türkiye 2013 yılını yaşarken 1960'ta durdurulan saate kilitlenip kalmak muhalefet adına, demokrasimiz adına, Türkiye adına bir talihsizliktir. Ben bunu defalarca ifade ettim. Unutmayın, İstiklal Marşımızın ilk kelimesi korkma diyor. Korkaklar zafer anıtı dikemezler. Değişimden, yeniliklerden, ileri standartlardan korkanlar bir milim dahi ilerleme kaydedemezler. Siyasetlerini korku üzerine, korkutmak üzerine kuranlar değişimin karşısında ayakta duramaz, varlıklarını idame ettiremezler. Türkiye'nin bölünme, gerileme, parçalanma diye bir meselesi asla yoktur. Ama Türkiye'nin muhalefet diye bir sorunu vardır. Türkiye'nin kendisi hiçbir politikası, hiçbir proje üretemeyen, sadece yapılana, yapılmak istenene karşı çıkan bir muhalefet anlayışıyla yoluna devam etmesi fevkalade zordur. Kendi hatasını, kendi eksiğini görmeyen, sorgulamayan muhalefetin adeta milleti suçlar hale geldiğini görüyoruz. Muhalefetin artık bu korku söylemini, korkutma üslubunu bir kenara bırakması, hem değişmesi hem de değişimin önünde engel olmaktan çıkması gerekiyor. Yeni Türkiye'ye, Büyük Türkiye'ye, Büyük Türkiye vizyonuna yakışan bir muhalefet, inanın, Türkiye'nin hakkıdır. Bu artık ertelenemez bir ihtiyaç haline almıştır. Diğer taraftan bir başka zihniyetin, daha şimdiden, daha paket açıklanmadan, bir şey açıklamadık, daha fare doğurdu bahanesini hazırladığını ben tahmin edebiliyorum.
Paketten insanoğluna ölümsüzlük iksiri besleyenler veyahut da ölümsüzlük iksiri bekleyenler irrasyonel bir beklentinin içindedirler. Abartılı bir bekleyişin içindedirler. Kuşkusuz hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Bugüne kadar taş üzerine taş koymayıp sadece bizi taşa tutanlar bundan sonra da yapılanları tezyif etmeyi, karalamayı, kötülemeyi, küçük göstermeye çalışmayı sürdüreceklerdir. Sorundan beslenenlerin ileri çözüm lafları etmeleri sadece çözümsüzlük çağrısıdır. 11 yıldır yaptığımız hiçbir reforma destek olmayan, sadece gerilim üreten bu zihniyetin bugünkü reformları alkışlamasını da beklemiyoruz. Biz yüzümüzü millete çevirdik. Sadece ve sadece milletimizin hissiyatını ölçü olarak alıyoruz. Bu paketin kıymetini en iyi, bu işin dertlisi olanlar, yüreği yananlar, ocağına ateş düşenler bilir. Bu paket acıların tedavisi, özellikle ölümlerin son bulması, akan kanın durması, akan gözyaşlarının dinmesi noktasında son derece önemli bir adımdır. Bu paket bir istikamet çizmektedir, bir kapı aralamaktadır. Bu paket 11 yıl önce hayali dahi kurulamayan, telaffuzu dahi yasak olan hak ve özgürlükleri getiren bir pakettir. Yine tekrar ediyorum, bu bir aşamadır, bir basamaktır, büyük Türkiye istikametinde çok önemli bir safhadır. Türkiye, siyasetin, hukukun, demokrasinin rehberliğinde, milletin desteğiyle bugünlere ulaşmıştır. Bu şekilde devam ederek çok daha ilerisine mutlaka ulaşacaktır. Bu paket birilerinin dediği gibi dayatmanın eseri değildir. Bu paket bir müzakerenin, bir pazarlığın eseri asla değildir. Demokratik hak ve özgürlükler, müzakerenin, pazarlığın, dayatmaların konusu olamaz. 11 yıl boyunca hiçbir reformu dayatmalarla, baskıyla, pazarlıkla açıklamadık. Millet ne dediyse biz onu yaptık ve yapıyoruz. Milletimiz için hayırlı olan neyse biz onu yaptık ve bugün de onu yapıyoruz. Milletimizin talepleri, ihtiyaçları neyse biz ona kulak verdik ve bugün de onun gereğini yapıyoruz. Paket çözümler itibariyle sürprizlerden ibaret ama sorunların hiçbiri sürpriz değildir. Paketin gizlendiği, saklandığı, kamuoyunda tartışılmadığı eleştirisinin son derece temelsiz olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Pakette yer alan sorunlar çoğunluğu son 30 yılın olmak üzere Cumhuriyet tarihimiz boyunca var olan ve sürekli konuşulan sorunlardır. Her bir sorun alanıyla ilgili olarak tüm tartışmalar, görüş, öneri, tavsiyeler dikkate alınmış, çözümler ona göre şekillenmiştir. Gönül isterdi ki bütün bu sorunların kaynağı olan anayasa yeniden yapılabilse ve sorunlar kökten çözüme kavuşabilseydi. Biz iktidar olarak yeter ki üzümü beraber yiyelim dedik. Sizin sayınızın toplamda 220 olması, bizim sayımızın 326 olması böyle bir çalışmayı gerçekleştirmemize mani değil dedik. Biz böyle bir uzlaşma komisyonuna 3 üye verirken 220'lik muhalefet biliyorsunuz 9 üye ile katıldı. Onları da geçtik. Orada zaten bir uzlaşma diye bir şey söz konusu değil maalesef. Şu anda 59 madde aklımda kaldığı kadarıyla. Madem 59 maddede uzlaştınız, buyurun gelin. Şu anda bu 59 maddeyi hemen 15 gün içerisinde meclisten geçirelim. Dörtlü mutabakat var. Bir mesafe alın. Az değil 59 madde. Ve bir taraftan burada bu mesafe alınırken diğer taraftan komisyon yine çalışmalarına devam etsin. Buna mani bir hal yok. Bakın buna da yaklaşmadılar. Niye? Mesele ipe un sermek. Bir iş yapalım. Bir işi başaralım. Böyle bir dert yok. Bugün çözümün karşısında duran
her çözüm girişimini sabote etmek için çalışan böyle bir muhalefetle ne yazık ki yeni bir anayasada mümkün olamadı.